sağlık turizmi yüksek lisans politikalarını geliştirmek için bir program açtık. Yani sonuçta turizmin istiklalimizle ilgili sınırlılığı, biz elimizdeki turistler yetenekli eleman gerekiyor. Bu düşüncelerle turizm haftasını ülkemize ve Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum. Eda Hanım dediği gibi de inşallah bu gemilerin burada daha çok olduğunu görürüz. Tabii ki o zaman turizm sektörü de canlanır ve tüm Kuşadası halkı da bundan faydalanır. Hepinize saygılar sunuyorum. Olmaz inancı, anlayışı ve yaşam biçimi. Bu iki zıt bakış açısını tam da giderecek, eski deyimle mezdirecek yegane araçlardan bir tanesi turizm, yani seyahat. İnsanlar seyahat etmeli ki yüce kitabımızda da belirtildiği gibi birbirini tanımalı. Tanımadığı takdirde ön kabuller, ön yargıya, ön yargılar maalesef Latinlerden gelen çizgiden belirtildiği gibi düşmanlıklara sebebiyet veriyor. Oysa ki bu dünya herkes için, hepimiz için yeterince büyük. Hayat varsaydığımız kadar zor değil. Yeter ki biz insan olmanın, toplumsal bir varlık olmanın anlamını, amacını ve bakışları yakalayabilelim. Bugün Kuşadası'nın geçmişine geri döndüğünüzde, birazcık göz attığınızda Azra Erat, Sabahattin Ali gibi önemli sanat insanlarının liderliğinde mavi yolculuğun dahi bu topraklardan, bu sulardan başladığını görürsünüz. Kuşadası turizmde kötü zamanlar geçiriyor. Belki arzu ettiği kaliteyi yakalayamıyor. Turizm liderliğinde geri plana düştü. Ama şu bir gerçek ki turizm liderliğini ele almak için sahip olması gereken her şeye sahip bir kentte yaşıyoruz. Bir tarafında doğa, diğer tarafında tarihi değerleri, kültürel değerleri, elimizin altında her şey var iken bugün turizm liderliğini kaybetmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesinin kalite olduğunu düşünüyorum.